Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum Asus'un ZenBook Flip S modeli. Bu cihaza tam olarak ne demeliyim bilmiyorum açıkçası. Laptop da diyebilirim, tablet de diyebilirim veya Asus'un kendi tabiriyle gelişmiş bir içerik izleme makinesi olarak da adlandırabiliriz gibi. Bu cihazın öne çıkan pek çok özelliği var fakat en önemlisi ekranı. Ekranımız 13.3 inç boyutunda 4K çözünürlükte OLED bir ekran ve şimdiye kadar görmüş olduğum tüm laptoplar, tüm tabletler arasında açık ara en iyisi. Hani öyle %3, %5 falan daha iyi demiyorum. Açık ara çok iyi. Cihazı açıp ekranı gördüğüm anda beni etkilemeyi başardı. Şimdi cihazın detaylarına geçecek olursak öncelikle sadece 1.2 kilogram ağırlığında, yani fazlasıyla hafif bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Kasa tamamen alüminyumdan, fazlasıyla kaliteli. Cihazı isterseniz laptop gibi kullanabiliyorsunuz, isterseniz şöyle katlayıp tablet gibi kullanabiliyorsunuz. Ekran dokunmatik ve tepkileri gayet hızlı. Çok uzun zamandır bir Windows cihazı tablet modunda kullanmamıştım. Bayağı geliştirmişler. Sonra isterseniz şöyle çadır modunda kullanabiliyorsunuz. Bu modda isterseniz tablet moduna geçebiliyorsunuz. İsterseniz standart Windows masaüstü gibi kullanabiliyorsunuz. Ben şu an ekranı çevirdiğimde otomatik olarak tablet moduna geçi seçtim. Çünkü pek çok şey yapabildiğiniz için hepsini size göstermek istiyorum. Bu çadır modunu şöyle dik bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ekran direkt dönüyor ve sizin kullanımınıza uygun hale geliyor. Sonra şu şekilde içerik tüketme cihazı olarak da kullanabiliyorsunuz. Atıyorum bunu şöyle yerleştirip burada yemeğimi yerken buradan Netflix'ten, YouTube'dan falan içerik tüketebilirim. Ki şu ekranda içerik tüketmek gerçekten ayrı bir seviyede. Özetle kullanım senaryoları olarak fazlasıyla seçenek sunan bir cihaz. İşlemcimiz Intel'in 11. nesil i7-1 işlemcisi. Tam modeli 1165G7. 4 çekirdekli bir işlemci ve turbo ile 4.7 GHz hızlarına ulaşabiliyor. Ayrıca bu cihaz Intel'in yeni Evo standartlarını destekliyor. Bu Intel'in Evo standardı yüksek batarya ömrünü falan temsil ediyor olarak düşünebilirsiniz. Yani Intel test etmiş ve bu cihaz uzun pil ömrü sunuyor diye onaylamış. Cihazın bataryası 15 saate kadar dayanabiliyor bu arada. Tabii ki yaptığınız işe göre bu 15 saat çok değişebiliyor. Onun dışında 16 GB'lık ve 4266 MHz hızlarında çalışan RAM'lerimiz var. 1 TB'lık yüksek performansa sahip M.2 SSD'miz var. Ve ekran kartı olarak da Intel'in dahili çözümlerinden bir tanesi olan Iris Xe modeliyle birlikte geliyor. Cihazın boyutlarına baktığınızda bunun bir oyuncu laptopu olmadığını zaten anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Cihaza yakından bakacak olursak sol tarafta bir tane tam boy HDMI çıkışımız var. Yanında iki tane Type-C portumuz bulunuyor. Bu portların ikisi de Thunderbolt destekli. Bence bu önemli bir şey. Yani bu iki porttan da cihazı şarj edebiliyorsunuz. Buradan ekran çıkışı alabiliyorsunuz. Buraya her şeyi bağlayabiliyorsunuz özetle. Diğer tarafına baktığımızda ise bir tane tam boy tip A USB'miz var ve açma kapama düğmemiz bulunuyor. Onun dışında hiçbir giriş çıkış portumuz yok. Klavyemiz arka aydınlatmalı, sadece beyaz renk yanıyor. Touchpad'imiz cihazın boyutuyla kıyasladığımızda fazlasıyla büyük ve şuradaki tuşa bastığınızda numaratik tuşlarımız da burada beliriyor. Hoparlör olarak Harman Kardon'la çalışmışlar. Ses kalitesi Harman Kardon'dan bekleyeceğiniz kadar iyi. Bu boyutta bir cihaz için fazlasıyla başarılı bir ses veriyor. Ses seviyesinin yüksekliği ise hiç fena değil. Yani aşırı yüksek bir ses değil fakat bu boyutla kıyasladığınızda fazlasıyla iyi. Yine hemen bir hoparlör testi yapalım. Her hoparlör testinde belirttiğim gibi size bu ses seviyesini ve ses kalitesini aktarmam çok zor. Çünkü ben buradan bir yaka mikrofonuyla kayıt alıyorum ve siz farklı bir cihazdan izliyorsunuz. Bunu yani sözüme güvenmek zorundasınız gibi bir şey bu konuda. Veya herhangi bir mağazaya gidip kendinizde test edebilirsiniz. Yani ses seviyesi şöyle %20 falan daha fazla olsaymış çok çok iyi olacakmış fakat bu haliyle de kimseyi üzmeyecektir. Şu anda görüntüyü direkt cihazın üzerindeki webcam'den kaydediyorum. Sesimi ise direkt cihazın üzerindeki mikrofonlardan duyuyorsunuz. Webcam'imiz tam olması gerektiği gibi yukarıda, yani doğru bir bakış açısıyla kayıt alabiliyor. Görüntü kalitesi gayet yeterli bir seviyede, benim hoşuma gitti. Ayrıca mikrofon kalitesi ekstra ilgimi çekti. Bu cihazda kullanılan Intel işlemcinin yapay zeka birimleri bulunuyor ve bunlar sesi işliyor. Hem ses kalitesini arttırıyor hem de ortamdaki gürültüyü bir miktar azaltıyor. Yani cihazı iş veya eğitim için kullanacaksanız hem görüntü kalitesi hem de ses kalitesi fazlasıyla yeterli.
Ek olarak bir şey daha göstermek istiyorum. Bu 45 watt çıkış verebilen bir power bank ve bunu cihaza bağladığımda direkt şarj olmaya başlıyor. Kendi kutusunun içinden çıkan adaptör kadar hızlı şarj edemiyor fakat şarj oluyor. Bu seviyede bir cihazı power bank ile şarj edebiliyor olmak kesinlikle hayat kurtarıcı bir özellik bence. Tabii bu birazcık üst seviye bir power bank. Bir de normal bir power bank ile deneyeceğim. Daha önce denemedim. Şimdi sizinle birlikte deneyeceğim. Bu power bank'in hiçbir özelliği yok, hiçbir iddiası yok. Normal power bank ve bununla da şarj oluyor. Muhtemelen çok yavaş olacaktır çünkü dediğim gibi bunun gerçekten hiçbir özelliği yok. Ama böyle bir seçeneğinizin olduğunu bilmek güzel. Herhangi bir Type-C kablosuyla şarj edebilirsiniz demek oluyor bu. Yani son birkaç yılda çıkmış olan ve içinden Type-C kablosu çıkan telefon adaptörleriyle falan acil durumlarda şarj edebilirsiniz. Cihazın kendi adaptörü de şu şekilde bu arada. Şu boyutlarda, öyle çok büyük sayılmaz. Kaç watt çıkış verdiğini yazmamışlar fakat 45 EV gibi bir terim var burada. Büyük ihtimalle 45 wattlık diye tahmin ediyorum bu da. Ek olarak bir de kutunun içinden Type-C'den standart 3.5 mm kulaklık jack'ına dönüştüren bir adaptör çıkıyor. Çünkü cihazın üzerinde 3.5 mm girişi bulunmuyor. Sanırım telefonlardan kalkan 3.5 mm jack yavaş yavaş laptoplardan da kalkmaya başlayacak. Bu da ilk örneklerinden bir tanesi. Yani çoğumuzun artık Bluetooth kulaklığı var tabii, o cihazlarla kullanabiliyoruz. Ama gidiyor işte, yavaş yavaş gidiyor. Ne diyeyim bu konuda bilmiyorum. Unutmadan ekran 500 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve HDR desteğiyle birlikte geliyor. Ayrıca mavi ışığı azaltma konusunda da sertifikalı bir ekran. Mavi ışık uzun süreli kullanımda göz retinasını yoran bir şey ve bu cihaz standart ekranlara göre %70 daha az mavi ışığa maruz kalmamızı sağlıyor. Evet, ürün genel olarak bu şekildeydi. İlginizi çektiyse açıklama bölümünde linkini bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni inceleme videolarını kaçırmamak için aşağıdan kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.